Depo amaçlı kurmuş olduğumuz çadır modelimiz. Burada kısaca size bilgisini aktarayım. Bu çadırın yan yükseklik betondan itibaren dıştan dışa, yani tabandan en üst köşeye kadar olan mesafesi 5 metre. Orta en yüksek kısım 7 metre. Kullanmış olduğumuz profil yapısı 40 çarpı 60 yapısında. Profillerin et milim kalınlığı 3 milim. Böyle bir çadır iskeletinin yapısı sağlam, dayanıklı, kar, kış, fırtına gibi rüzgarlı havalarda gayet başarılıdır. Flaş birleştirmeli, 6 civata ile flaşlar birleştiriliyor. Ara borular da dahil, kullanmış olduğumuz şu ara borularımız, onlar da 2,5 milim et milim kalınlığına sahip. Bu şekilde bir iskeletimizin üzerine kullanmış olduğumuz bir adet iç astarımız var bu şekilde. Bu ilk katman olarak dizayn ediliyor. Tekrar ondan sonra şurada yağmur vardı, üzerini örttük. Burada keçe dediğimiz ikinci katman bu iskeletin üzerine seriliyor. Ondan sonra şurada görmüş olduğunuz iki tarafı alüminyum folyo kaplı, içerisinde hava kabarcığı olan izolasyon. Onun üzerine tekrar şuradaki brandamızı görmüş olduğunuz brandamızın aynısı. Bu da kendi arasında metrekare ağırlığı olarak kademe kademe değişir. 650 gramdan başlar. 950 gram hatta daha üstüne kadar brandalar değişir. Bu tür brandaların en az ömrü 8 ila fiyat artarak 15 yıl arasında uygulama yapılır. Tamamen maliyetle alakalı bir durum. Yine kapı seçenekleri, şurada bir kapımız var. Görmüş olduğumuz bu kapı şu iki kiriş arasına monte edilecek. Yaklaşık eni 2.70. Bir tanesi de oraya monte edilecek. 2.70'e 3 metre. 3.5 veyahut da tır girebilmesi için 4 metreye kadar kapı yükselir. Bu tür çadırlar depo amaçlı, daha yüksek, daha enli, daha uzun, her türlü imalat kapasitesine sahip. Aynı zamanda bu tür çadırlar yapı izni olmaksızın kurdurabilirsiniz. Yani belediyeden ruhsat gerektirmeyen yapılardır. Şurada görmüş olduğumuz, daha öncesinden kurmuş olduğumuz bir ürünümüz var. Bu ürünümüzü şöyle bir kısaca inceleyelim. Müşterimiz bu ürünümüzü yaklaşık kilitli herhalde. 6 ay öncesinden bize, evet yok kilitli değilmiş, sipariş verdi. Bu kışı atlattı ki baktı çadır nasıl oluyor, randuman oluyor mu, akar kokar var mı diye. Bunun kullanmasını gördü, çadırdaki başarıyı keşfetti. Tekrar ikinci çadırını bize sipariş etti. Görmüş olduğumuz gibi bu çadırdaki yan yükseklik 4 metre. Tavana kadar malzemeyi doldurabilmişler. Tabii o kısımları, raf kısımlarını biz dizayn yapmıyoruz. Tamamen müşterilerimizin kendi tasarrufu. Aynı zamanda çatıya kadar da görmüş olduğumuz gibi malzemeyi dizmişler. Yine sağ tarafta bu şekilde. Burada zannedersem foklif yolu var bir tane. Cengiz abi değil mi? Foklif, evet. Buradan malzemeyi alıyor, çekiyor. Bu şekilde hatta kapı ön boşlukları, hatta kapının üzerine de malzeme dizilmiş, görüyorsun. Her taraf kullanmışlar maşallah. Zaten kullanma zorunda. Çadır yapıların diğer bir kolaylığı arkadaşlar, şöyle bir avantajı var. Çok çabuk kuruluyor. Yani böyle bir ürünü biz bir günde kurduk. Ama dışarıdaki yeni yaptığımız çadırda iki günde kurduk. 500 metrekare bir çadırda en fazla 4 gün gibi bir süre içerisinde, büyük çadırlar ama böyle depo amaçlı çadırları 4 günlük bir süre içerisinde kurup sizlere hizmetine verebiliyoruz. Bir de tekrarından kısaca anlatayım. Mesela bu çadırın sol tarafı kodu düşük, sağ tarafı 60-70 santim yükseklikte. Her saha böyle değil. Kimi müşterimizin sahası düz. Ne yapıyor? Komple bir tabla beton atıyor 15-20 santim üzerine. Kolaylıkla çadır oturtturabiliyoruz. Yani bir 15 santim, 20 santim su basmanı yaptığınız zaman toprak uygulamasının üzerine sıkıntı yok. Diyelim ki kot farkı var. Yine tablo beton atmak zorundasınız. Atabilirsiniz. Bu sahanın altında parke taşı olduğundan beton ihtiyacına gerek duyulmadığı için bu şekilde uygulamayla
sonuca varıldı. Ekin çadır olarak Türkiye'nin her tarafına nakliye montaj hizmeti olarak çadırlarımızı getirip kuruyoruz. Aynı zamanda büyükbaş, küçükbaş, solucan gübre üretimi, istiridye mantar üretimi için çadırlarımızı sizlerin hizmetine sunuyoruz arkadaşlar. İyi günler. Selamünaleyküm, merhabalar abi. Bu videoyu Cengiz abimiz çekmemizi önerdi, sizinle paylaşmamız için. Sert Plus'a daha önce kurmuş olduğumuz depomuz, yani 4 metre, eni 10, uzunluk 18. Tekrar bu çadırı kullandılar, randımanını gördükten sonra da evet geliyorum. Eni 13 metre, uzunluğu 18 metre, yanı 5 metre depo amaçlı kullanıyorlar. Bu çadırla bu çadırın arasında büyüklük olarak fark var. Aynı zamanda da büyük olduğu için çadırımız demir yaksamı daha mukavvetli. Burası kilitli mi? Evet, bu şekilde. Biraz karanlık ama içerisi. Çadırın içerisi bu şekilde. En ufak terleme falan hiçbir şey yok abi. Burada mallarını depoluyorlar, istifliyorlar. Kullanıyorlar. Sizin için bu videoyu çekmemizi istedi abimiz. İhtiyacınız neyse o şekilde ürün yapabiliriz. 150 gram hatta daha üstüne kadar brandalar değişir. Bu tür brandaların en az ömrü 8 ila fiyat artarak 15 yıl arasında uygulama yapılır. Tamamen maliyetle alakalı bir durum. Yine kapı seçenekleri, şurada bir kapımız var. Görmüş olduğumuz bu kapı şu iki kiriş arasına monte edilecek. Yaklaşık eni 2.70. Bir tanesi de oraya monte edilecek. 2.70'e 3 metre. 3.5 veyahut da tır girebilmesi için 4 metreye kadar kapı yükselir. Bu tür çadırlar depo amaçlı, daha yüksek, daha enli, daha uzun, her türlü imalat kapasitesine sahip. Aynı zamanda bu tür çadırlar yapı izni olmaksızın kurdurabilirsiniz. Yani belediyeden ruhsat gerektirmeyen yapılardır. Şurada görmüş olduğumuz, daha öncesinden kurmuş olduğumuz bir ürünümüz var. Bu ürünümüzü şöyle bir kısaca inceleyelim. Müşterimiz bu ürünümüzü yaklaşık kilitli herhalde. 6 ay öncesinden bize, evet yok kilitli değilmiş, sipariş verdi. Bu kışı atlattı ki baktı çadır nasıl oluyor, randıman oluyor mu, akar kokar var mı diye. Bunun kullanmasını gördü. Çadırdaki başarıyı keşfetti. Tekrar ikinci çadırını bize sipariş etti. Görmüş olduğumuz gibi bu çadırdaki yan yükseklik 4 metre. Tavana kadar malzemeyi doldurdu.